Hatice öğretmen partinin tüzüğünde yer alan parti dine karşı saygılıdır maddesine kullanarak politika yapan bazı çevreler halkın dini inançlarını suistimal ederek cumhuriyet ve laiklik anlayışını zedileyen çalışmalar yapmak çalışmalar yaptılar. Bu çalışmaların da etkisiyle 1925'te Doğu illerinde Şeyh Said isyanı ortaya çıktı. Hatice öğretmenin yukarıda verdiği bilgiler aşağıdaki sorunun hangisinin cevabı niteliğindedir? Tevhid-i Tesisat Kanunu'nun çıkarılmasında etkili olan gelişmeler nelerdir? ...saltınatın kaldırılmasına yol açan gelişmeler nelerdir? Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendisini feshetmesine yol açan gelişmeler nelerdir? Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasına yol açan gelişmeler nelerdir? Halifeliğin kaldırılmasına yol açan gelişmeler nelerdir? Evet, e, sorumuza baktığımızda arkadaşlar... ...sorumuz daha çok hangi alanla ilgili, layıklık alanıyla ilgili diyoruz. Bu bağlamda baktığımızda Hatice öğretmeni diyor parti dine e, karşıdır maddesini kullanarak e, saygılıdır maddesini kullanarak politika yapan bazı çevreler diyor dini inançları suistimal ederek cumhuriyet ve layık anlayışını zedilen çalışmalar yapıyor ve bunun sonunda şehzade isyanı çıktı şehzade isyanının çıkmasıyla beraber hangi parti kapatılıyor arkadaşlar terakki perver cumhuriyet fırkası 1925'te kurulan bu parti 1926'da kapatılıyor. Biliyorsunuz terakkiperver Perver Cumhuriyet Fırkası'nı kim kurmuştu arkadaşlar? Kazım Kara Bekir ve arkadaşları kurmuştu. Dolayısıyla bu parti Şeyh Said isyanına karıştığı, Şeyh Said isyanında rejim aleyhtarların bu partiyi kullandığı gerekçesiyle ne yapmıştır? Bu parti kapatılmıştır. Ve terakkiperver Perver Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti tarihinin aynı zamanda nedir? İlk muhalefet partisidir değil mi? İlk muhalefet partisidir diyoruz. İşte yukarıdaki gelişmeler neye sebep olmuştur? D seçeneğiniz e, neden ne de olmuştur diyoruz. Doğru seçeneğimiz D seçeneği karşımızda bir bilgi sorusu vardı diyoruz arkadaşlar. Terakkiperver Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları, Cumhuriyet'in ilanı ve halifeliğin kaldırılması gibi konularda Mustafa Kemal ile anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Bu durum konularından hangilerinde uzlaşma sağlanamadığının bir göstergesidir. Rejimin belirlenmesi, hukukun üstünlüğü, ekonomik kalkınma. Evet arkadaşlar dikkatimizi çektiyse bakın Cumhuriyet'in ilanı ve halifeliğin kaldırılması bu daha çok neyle alakalıdır? Yönetimle alakalıdır değil mi? Yönetim ile alakalı. Cumhuriyet bir devletin nesidir arkadaşlar? Rejim olur. Halifelik de aynı zamanda bir devletin rejimini gösteren emarelerden birisidir. O yüzden ne yapıyor? Bu konuda anlaşmazlığa düşüyorlar. Kimle kim? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları ile Mustafa Kemal. O yüzden rejimi belirlenmesi ne yapıyorlar? Anlaşmazlığa, uzlaşma sananamasına neden oluyor diyoruz. Yukarıda herhangi bir kanun ya da hukuktan, hukuk üstünden bahsetmiyor. Ekonomikten zaten bahsetmiyor. Doğru seçeneğimiz yalnız bir A seçeneği olacaktır. Şehit Said isyanının sonuçlarına hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması, istikal mahkemelerinin yeniden kurulması, terakki perver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması. Şehit Said isyanı ne zaman çıktı arkadaşlar? 1926 yılında çıkmış. Güneydoğu Anadolu bölgesinden başlayarak arkadaşlar Kayseri'ye kadar olan bütün coğrafyayı ele geçirmiş büyük bir isyan. Ve bu isyanda rolü olduğu gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar 1926 yılında kapatılıyor. İstikal mahkemeleri yeniden harekete geçiriliyor arkadaşlar. Yeniden kuruluyor. Çünkü biliyorsunuz istikal mahkemeleri ilk kez TBM'nin açılmasında kurulmuştu. E, TBMM'deki milletvekillerinin hukukçu olanlar arasında seçilmişti. İşte yine milletvekiller arasında ikinci kez oluşturuluyor. Şu isyanda arkadaşlar Şehzade isyanında e, suçların cezalandırılması için diyoruz. O yüzden bunu daha ne yapabiliyoruz arkadaşlar? E, alabiliriz. Bire baktığımızda Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması diyor arkadaşlar. Serbest Cumhuriyet Fırkası ne zaman kapatılmıştı? 1930'da. O yüzden bununla bir alakası yok. Verilen tarihten sonraki bir zaman 2 ve 3'ün olduğu D seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Girişimin benim şahsımdan ziyade mukaddes cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payda kalacaktır. Atatürk'ün yukarıda verilen sözü aşağıdakinin hangisine karşı cevap niteliği taşımaktadır? Şeyh Said isyanının katılanların dile getirdiği din elden gidiyor söylemlerine, Atatürk'ün ölümüyle cumhuriyetin son bulacağı düşüncesine, Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının eleştirilmesine, halifeliğin kaldırılmasının yanlışlığı düşüncesine, Ankara'nın başkenti bulmasına karşı çıkılmasına. Arkadaşlar son cümlemiz ne diyor? Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Yani ben ölsem bile Cumhuriyet diyor payidar yani ilelebet devam edecektir diyor. Bu bağlamda baktığımızda B seçeneğinde ne var arkadaşlar? Atatürk'ün ölümüyle Cumhuriyet'in son bulacağı düşüncesine karşı Mustafa Kemal diyor. Ben ölsem bile diyor Cumhuriyet devam edecek diyor. Açıkça B seçeneğinde belirtilmiş doğru seçeneğimiz B seçeneği. Halk fırkasının kuruluş amacı parti tüzüğünde milli hakimiyetin halk tarafından ve halk için uygulanmasına rehberlik etmek ve Türkiye'yi uyga bir devlet halinde yükseltmek ve Türkiye'de bütün kuvvetlerin üstünde kanun koruculuğunu hakim kılmaya çalışmak şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre halk fırkasının özellik hukuk devleti çağdaşlaşma anlayışlarının hangilerini benimsediği savunulabilir. Evet, özellikle ne demek arkadaşlar? İç işlerine, selbest dış işlerine bağlı. Yukarıda belirtilen hal fırkasının böyle bir özelliği var mı? Yok. O yüzden bulamıyoruz. Hukuk devleti olma yönünde bakın ne diyor? Bütün kuvvetlerin üstünde kanun koruyuculuğunun olduğunun kabul edilmesi bu hukuk devleti olduğunun göstergesidir. Çünkü hukuk devletlerinde en üstünde ne vardır? Kanun gücü vardır diyoruz. Çağdaşlaşma yukarıya göre söylenebilir mi arkadaşlar? Evet. Çağdaşlaşma da yukarıya göre söyleyebiliriz. Uygar bir devlet haline yani çağdaş bir devlet haline yükselmesi yine arkadaşlar burada ne yapabiliyoruz? E, ulaşabiliyoruz. 2 ve 3'ün olduğu seçeneğimiz. D seçeneğimiz doğru seçeneğimiz. Büyük Millet Meclisi'nde ve millet karşısında ulus işlerinin serbestçe tartışılması ve iyi niyet sahibi kişilerin ve partilerin özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğimden beri aşık ve taraftar olduğum bir sistemdir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Mustafa Kemal'in bu sözlerinde belirttiği durum gerçekleştirilmesine yöneliktir? Erkan-ı Harbiye ve Umumiye vekaletinin kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması, Kapatoş Kanunu'nun çıkarılması. Evet sorumuza baktığımızda ne diyoruz arkadaşlar? Büyük Millet Meclisi'nde ve millet karşısında ulus işlerini diyoruz. Serbestçe tartışılması Bakın mecliste diyor serbestçe tartışılması ve iyi niyet sahibi kişilerin partilerin özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek manfaatlerini aramaları benim gençliğimde beri aşık ve taraftar olduğum bir sistemdir. Burada Mustafa Kemal arkadaşlar ee, herkes düşüncelerini diyor bir parti kurarak ne yapabilir? Veya bir partinin temsilciliğinde mecliste temsil edilebilir diyor. Bu bağlamda baktığımızda ne var karşımızda? D seçimindeki serbest cumhuriyet fırkasının kurulması gösterilebilir. Neden gösterilebilir? Çünkü arkadaşlar kişilerin fikirleri mecliste temsil edilme yöntemidir. Parti kurmaktır. Yani e, fırka demek, zaten parti demek arkadaşlar. Mustafa Kemal diyor ki işte herkes diyor e, görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğime beri aşık olduğum bir sistemde yani birden çok partinin olmasını Mustafa Kemal hayal ediyor. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. E, Kapataş Kanunu arkadaşlar. Kapataş Kanunu 1900 Biliyorsunuz arkadaşlar 26 yılında denizlerdeki işletmecilik hakkının Türklere verilmesidir. Denizlerdeki e, işletmeciliğin Türklere verilmesidir. İşletmeciliğin Türklere verilmesi. Daha önceden kapitülasyonlardan dolayı neydi? Yabancılar bunu kullanıyordu. Oysa yukarıdaki durum neyle alakalı? Yönetimle alakalı olduğu için bu ekonomiyle olduğu için alınamaz. Tekke zaviyeler daha çok dini alanda yine yukarıdaki yönetimi alamıyoruz. Halifeliğin kaldırması yine daha çok dini alanda olduğu için alamıyoruz. Erkan-ı Harbi ve Umumi Vekat'in kaldırması yani ordunun siyasetten ayrılması demek. Ordunun siyasetten ayrılması demek. Dolayısıyla bunu da alamıyoruz. Seçeneğimiz D seçeneği. Milli egemenlik esasını dayanan ve bir hasta cumhuriyet idaresine sahip olan memleketlerde siyasi partilerin mevcudiyeti tabidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün bu sözlerinin uygulama olanı bulamamasında durumlara hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Layıklık ilişkisinin istismar edilmesi, inkılapların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine önem verilmesi, rejime karşı isyanların gerçekleşmesi. Evet, arkadaşlar sorumuzu anladıysak sorumuz ne diyor? Millet egemenliğine dayanan ve bilhassa Cumhuriyet İdare sahibi olan memleket siyasi partilerin mevcudiyeti tabidir. Yani burada neden bahsetmiş? Çok partili hayattan bahsetmiş değil mi? Çok partili hayat olabilir demiş Mustafa Kemal. Bu bağlamda baktığımızda ama diyor Mustafa Kemal'in bu sözleri uygulama alanı bulamadı. Yani çok partili hayat diyor yaşayamadı. Bunun sebebi nedir? Layık ilkesine istismar edilmesi. Evet arkadaşlar özellikle Özellikle ee, halifeliğin kaldırılmasını ve dini alanda yapılan inkılapları bazı kesimler kabullenmediğinden dolayı bunlar e, mesela kurulan ilk muhalefet partisi olan Terakki Perver Partisi'nin şemsiyesi altına girip ne yapıyorlar e, ülkeyi yıkıcı faaliyetlerde bulunuyorlar. Dini kullanarak laikli ilkesini istismar ediyorlar yani. İnkarların hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini Mustafa Kemal önem verdiğinden dolayı arkadaşlar ne yapıyor? Ee, üçüncü bir kez çok partiler ettirmesi yapmıyor. Biri deniyor terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile olmuyor. Şeyh Said isyanı kapatılıyor. İkinciyi 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası ile deniyor olmuyor. Arkasına menemen olayı çıkıyor ama üçüncüyü denemiyor. En azından diyor diğer alanlarda hızlı bir şekilde inkılabı bitireyim diyor denemiyor yani. Üçüncü rejime karşı isyanların gerçekleşmesi. Az önce anlattık arkadaşlar. Şeyh Said isyanı buna örnek gösterilebilir. Şeyh Said isyanı ile beraber ne olmuştu? Terakki perver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştı diyoruz. İsyanda rol olduğu gerekçesiyle. Yani verilen üç öncüldü arkadaşlar. Mustafa Kemal'in çok partili hayatını engellemiştir veya onunla ilişkilidir diyebiliriz. Doğru seçeneğimiz el seçeneği. Şeyh Said isyanı menemen olayı yukarıdaki gelişmelere yer verilen bir sunumun başlığı aşağıdaki hangisi olmalıdır? Hıyanet vatane kanun çıkarılma nedenleri, laik ve demokratik e, rejime yönelik e, tehditler, itiraf devletlerinin çıkarttığı isyanlar, milli mücadeleyi yavaşlatan olaylar, Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerine zarar veren olaylar. Şimdi arkadaşlar şey Hadis yani 1926 yılında çıktı değil mi? Menemen olayı da 1930 yılında çıktı. Bu alanda baktığımızda Şeyh Said çıkma gerekçesi neydi? İşte İngilizler kışkırtmışlardı ee, bu Güneydoğu Anadolu'daki Şeyh Said ve taraftarlarını. Dolayısıyla Şeyh Said'in inkılapları tam anlayamamış. İngilizleri de Irak petrollerinde Türkiye zor durumda ve yalnız durumda bırakmak için bölgedeki bu e, halkın e, inkılapları tam anlayamamasını kullanmış, kışkırtmış ve bu isyan çıkmıştı. Menemen olayı da yine arkadaşlar İzmir'de e, devlet e, din elden gidiyor şeklinde e, Derviş Mehmet isminde birisi ayaklanıyor. İşte Kubilay Asteğmen bu isyanı bastırmaya çalışırken şehit oluyor biliyorsunuz olayı. Bu bağlamda baktığımızda kısaca bilgiden sonra hıyanete vatan kanun çıkarılması arkadaşlar bu daha çok TBM'nin ne ile alakalı TBM'nin karşı isyanlara bastırmakla alakalı. Bunu alamıyoruz. Laik ve demokratik rejime yönelik tehditler. Bu bir dursun arkadaşlar. İtiraf devletinin çıkarttığı isyanlar değil, İtiraf Devleti'nin çıkardığı isyanlar arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı yıllarında oluyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında. Oysa verilen şu zamana baktığımızda ondan çok daha sonraki zaman dilimi olduğu görülecektir. Milli mücadeleyi yavaşlatan olaylar yani yine işte Kurtuluş Savaşı'nı yavaşlatan olaylar oysa bu milli mücadeleden sonra bakın tarihine 1926-1930 Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerine zarar veren olaylar. Yukarıdaki durumlar Türkiye'nin iç meselesiyle alakalı olduğu için komşularına bağlamıyor arkadaşlar. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği layık ve demokratik rejime yönelik isyanlardır. Biliyorsunuz TC'de Türkiye Cumhuriyeti'nde rejime karşı rejime karşı ilk isyan hangisidir? Şeyh Said isyanıdır. E, rejime karşı isyan babında değerlendirirsek Türkiye Cumhuriyeti'nde yine rejime karşı arkadaşlar ikinci isyan da hangisidir? Menemen olayıdır. İsyan olarak değerlendirirsek. Bu arada baktığımızda B seçeneğimiz doğru seçeneğimizdir. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması üzerine Mustafa Kemal bırakınız karşımıza çıksınlar. Memleket içeri münakaşa edelim. Bizim meclisimize iki partili olmalı. Hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve modern ülkelerin parlamentolarına benzemeliyiz demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözlerle anlayışlarına hangilerine karşı çıktığı savunulabilir. Mutlakiyet, totaliter yönetim, kuvvetler ayrılığı. Evet arkadaşlar mutlakiyet ne demek biliyorsunuz? Tek kişi egemenliği. Mustafa Kemal tek kişi egemenliğine karşı çıkıyor. Ne yapıyor? Parlamentolara benzemeliyiz. Yani meclisli bir yönetim. Kişi egemenliği, padişahlığa hayır, krallığa hayır. Mustafa Kemal buna karşıdır diyoruz. Totaliter demek baskıcı yönetim demektir arkadaşlar. Baskıcı yönetim. Oysa Mustafa Kemal ne diyor? Bırakın diyor karşı çıksınlar memleket meselelerine ne yapalım beraber münakaşa edelim iki partimiz olsun diyor. Yani o yeni kurulan partiyi terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasını istemiyor. Bırakın diyor rahatça çalışsınlar. Ben baskıcı yönetimlere karşı olduğunun göstergesidir. Kuvvetler ayrılığı yukarıda bahsetmiş mi? Yasana yürütme yargıdan bahsetmiş mi? Arkadaşlar bundan bahsetmemiş. Dolayısıyla Doğru seçeneğimiz ne olacaktır? 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olacaktır diyor Mustafa Kemal karşı çıktığı olarak. Bizim meclisimizde de iki parti olmalı. Hükümet denetleme sistemi kurulmalı ve medeni ülkelerin parlamentolarına benzemeliyiz. Atatürk'ün bu düşüncesinin Cumhuriyet'in ilk yıllarında uygulama olanağı bulamaması, öncelikle aşağıdakilerin eşleştiğini, eleştirilenden hangisine yol açmıştır? Ulusal egemen ilkesinin tam olarak yönetime yansımadığı, hukuk birliğinin sağlanamadığı, laik devlet anlayışının yeterince uygulanamadığı, rejim adının rejimin adının resmiyet kazanmadığı, veraset sisteminin belirsiz olduğu. Arkadaşlar yukarıdaki daha durumu ile alakalı çok partili hayatla alakalı çok partili hayatla alakalı çok seslilikle alakalı bir durum. Yönetimle alakalı bir durum. Bu alanda baktığımızda ee, bakın iki parti olmalı diyor. Tek parti olmamalı. İşte Mustafa Kemal niye iki parti olmasını istiyor arkadaşlar? E, ulusal egemenlik ilkesinin tam olarak yönetime yansımadığını açıkça söylüyor. Neden? Şimdi e, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kurulan parti hangisiydi? 1923 yılında kurulan halk fırkasıydı değil mi? Halk fırkası idi. Halk fırkası. Dolayısıyla Halk fırkasını ne yapanlar destekleyenler var, Halk fırkasının görüşünü beğenmeyenler var. Ya e Halk fırkasının görüşünü beğenmeyenler bu ülkenin aynı zamanda vatandaşıdır. Onları temsil eden bir partinin olması gerekir. Eğer yoksa bu ulusal egemenliğin, halkın iradesinin meclise tam olarak yansımadığı söylenebilir. Çünkü niye ta tek parti var? Diğer görüşleri yansıtan bir parti, temsil eden bir parti yok. O yüzden doğru seçeneğimiz ne olacaktır? A seçeneği. Veras sisteminin belirsiz olduğu, bu yukarıda veras sistemiyle alakalı değil, yanlış bir bilgi. Rejimin adı resmiyet kazanmadı, kazandı. Cumhuriyetin ilanıyla resmiyet zaten kazandı. Laik devlet anlayışının yeterince uygulanamadı. yukarıda laiklikle ilgili bir durum yok. Yukarıda hukukla ilgili bir durum yok. Yönetimle alakalı bir durum var. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. 1925'te Şehit Said, 1930'da ise Derviş Mehmet Halifeliğin kaldırmasını tepki göstererek ayaklanmışlardır. Bu isyanların bastırılması ile durumların hangilerinin amaçlandığı savunulabilir. Türk inkılabının kazanımlarının korunması, ümmetçilik anlayışının güçlendirilmesi, merkezi otoritenin korunması. Evet arkadaşlar, Türk İnkılabı'nın kazanımların korunması sağlanmış olur mu? Olur. Türk inkilabı neydi? Batı yönünde yapılan gelişmelerdi. Oysa Derviş Mehmet ile Şeyh Said isyan ederek geriye dönük. Yani halifeliğin ne yapmanız geri gelmesini istiyorlar. O yüzden de bu isyanlar bastırılarak arkadaşlar ne oluyor? Bastırılarak e, ne amaçlanmış oluyor? Türk inkilabının kazanımları korunmuş oluyor diyoruz. Ümmetçilik alanının güçlendirilmesi amaçlanmış olamaz arkadaşlar. Yanlış bilgi. Merkez otorite kurulmuştur. Evet isyanlar bastırıldıysa devletin bekası devam etmiş. Dolayısıyla arkadaşlar ne olmuştur? Merkez otorite korunmuştur diyoruz. 1 ve üçünün olduğu seçenek değer seçeneği doğru seçenektir. 1925 yılında Doğu illerine Şeyh Said önderliğinde Cumhuriyet ve inkılaplarına karşı büyük bir isyan çıkmıştır. Musul harekatı için hazırlanan ordu isyanı bastırmakla uğraşmak zorunda kalmış ve bunun sonucunda Musul meselesinin lehimize sonuçlanması sağlanamamıştır. Yalnızca bu bilgilere bakarak Şeyh Said isyanının konularının hangileri olumsuz etkilediği söylenebilir. Irak sınırı dış politika hukuk devleti anlayışı. Evet arkadaşlar Irak sınırını olumsuz etkilemiş mi? Olumsuz etkilemiş. Bakın ee, Musul mesela lehimize sonuçlanması, sonuçlanamamış Yani o zaman aleyhimize sonuçlanmıştır. Ne? Arkadaşlar Irak sınırı. Musul harekatı biliyorsunuz. Musul Irak'ta. Ee, dış politikada yine arkadaşlar nedir? Olumsuzdur. Çünkü e, Musul istediğimiz şekilde çözümlenememiş. Dolayısıyla da e, Musul elimizden çıkmıştır. Bu da dış politikada arkadaşlar bizim için olumsuz bir gelişme olmuştur. Hukuk devleti anlayışı bu daha çok ülkenin iç yapısıyla alakalı fakat şuradaki gelişimler dış politika ile alakalı olduğu için ve şu verilen durumlarda dış politikalar için doğru seçeneğimiz bir ve 2'nin olduğu C seçeneği olacaktır diyoruz.